Güç Karakaya ile Ege gündeminin bugünkü durağı Menemen. Menemen Belediye Başkanı Sayın Serdar Aksoy ile birlikteyiz. Hep seçimden bu yana Menemen'de neler yaşandı, neler oldu, neler bitti. Bir de Menemen Ovası'nı biliyorsunuz ıspanakla ilgili, ortaya atılan iddialarla ilgili geçtiğimiz günlerde güzel bir etkinlik yaptı Sayın Başkan. Bunları da konuşacağız. Ama öncelikle yeni görevinde başarılar diliyoruz Sayın Başkanım. Evet, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Menemen'e şeref verdiniz Yunus Bey. Hem size hem ekibinize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, çok teşekkürler. Oldukça tartışmalı bir adaylık süreciniz oldu. Sonra seçimleri başardınız, kazandınız. Gerçi ondan sonra da bazı tartışmalar devam etti ama bu süreçleri bir değerlendirir misiniz? Neden kaynaklandı, neden böyle şeyler oldu? Şimdi aslında her şey 31 Mart gecesi bitti normalde. Yani 31 Mart'tan sonra halkımızın bize verdiği güven doğrultusunda, oy doğrultusunda biz hizmetlerimizi yapmakla yükümlüyüz. Evet. Verdiğimiz sözleri tutmakla yükümlüyüz. 31 Mart öncesindeki olay şudur aslında. Hı hı. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil, aslında tüm siyasi partiler için geçerli olan bir husus vardır. Bir kişi var olduğu için parti var değildir. Evet. Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir şekilde 100 yıllık bir siyasi geleneğe hitap eden bir partide ben varsam parti var, ben yoksam parti yok mantığı geçerli değildir. Evet. Böyle bir şey yoktur. Esas olan tüzel kişiliktir. Partinin tüzel kişiliğidir. Burada partinin tüzel kişiliği nasıl adaylığı sürecinin noktalanacağını, nasıl adaylaşmanın biteceğini zaten beyan etmiş. Hı hı. Buna istinaden de insanlar adaylığını açıklamış, bu cesareti göstermişler ve sonuç itibariyle adaylık açıklandı. Hı hı. Burada tabii ezberler kuvvetlidir, insanların ezberleri. Hı hı. Şimdi İstanbul'da düşünün ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı o zaman için Ekrem İmamoğlu ismi açıklandığı vakit genel itibariyle Türkiye'de özellikle bizim partilerde bu kim diye soruldu. Hı hı. Kimdir? Evet. Yani ne yapmış, ne etmiş, niye farklı bir isim çıkmadı? Çünkü insanların kafasında hep böyle ezberleri vardır. İşte şu isim, bu isim. Bu dönem yeni bir dönem. Bu dönemde yepyeni insanlar çıktı. İşte Ekrem İmamoğlu bunlardan birisi, Tunç Soyer bunlardan birisi. Menemen'de biz, Çiğli'de bir arkadaşım, Foça'da bir başka arkadaşım ki diğerleri de Selçuk'ta başka bir arkadaşım gibi. Ve başardık. Başardık. Evet. Yani demek ki aslında şunu söylüyoruz biz burada. Demek ki ben varsam parti var mantığı, böyle bir şey yok. Evet. Böyle bir mantık yok. O mantık bitmiş oldu. Asıl olan aslında siyasi partilerdir. Asıl olan tüzel kişiliklerdir. Evet, yani. Siyasi partilerdir tabii. Evet. Yani bugün bir şahıs, yereldeki bir şahıs var diye AK Parti var değildir. Hı hı. Ya da bir şahıs var diye Cumhuriyet Halk Partisi var değildir. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğidir esas olan. Ama siyaset yapış şekli, hı-hı, siyasetin yeni dönemde, yeni sosyolojik yapının içerisinde Türkiye'de yeni bir sosyolojik yapı var. Bu sosyolojik yapıya onay verecek, cevaz verecek, hı-hı, adaylar belirlendi. Yani bir önceki dönem kapandı. Evet. Bir önceki dönem bitti. Yeni bir dönem bu. Bu yeni dönemde yeni isimlerle kurgulanır. Yeni isimler ortaya çıkar. Evet. Bir süre onlar gider. Daha sonra yeni başka bir dönem açılır. Başka arkadaşlar gelir. Şunu bilmemiz lazım. Evet. Bu koltukların hepsi gelip geçici. Hepsi gelip geçici. Hı hı. Şu an için Menemen'de ben Serdar Aksoy olarak belediye başkanıyım. Daha sonra biz bu koltuğu bırakacağız. Başka bir arkadaşım gelecek. Burada Menemen halkını temsil edecek. Evet. Olaya biz böyle bakarsak, hı hı, bana kalırsa çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Evet. Biz bir sağlıksız ortamdan çıktık. Hı hı. Bizden önceki belediye başkanımız 4 dönemlik belediye başkanıydı. Ezberleri vardı. Bu iş meslek değil. Hı hı. Bu iş bitecek. Evet. Buna da insanlar şunu görmesi lazım ki siyasete başlangıç vardır, bitiş de vardır. Hı hı. Hayat gibi. Evet. Hayat gibi. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Peki ben bir de şunu merak ediyorum. Menemenli misiniz? Menemenliyim, evet. Evet. Bir siyasi geçmişiniz nasıl? Yani başka bir partiden mi, yoksa hani bazı şeyler var da atadan ben şu partili, bu partili gibi böyle söylemler vardı. Bunu da nasıl değerlendirdiniz? Böyle bir açıklamayı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz ben Menemenliyim. Evet. Yani tabiri doğruysa Menemen'in yerlisiyiz. Evet. Bu tabiri de çok ben aslında hoş karşılamam ama çünkü yerli olmak, yabancı olmak kaçıncı göbeğe kadardır? Yok, o anlamda söylüyorum ben zaten. Menemen'in yerlisiyim. Menemenliyim. Koyundere, Menemen Koyundereliyim. Evet. Buradaki, hı hı, Esas durum yerlilik, yabancılık şeklinde değil, şehirle kendinizi bütünleştirmiş olmanız. Evet. Esas olan nokta odur. Kentin sorunlarına vakıf olmanız ve kentin sorunlarına yönelik projeler üretmeniz gerekir. Evet. Buradaki esas nokta budur. O yüzden Menemenliyim. Bir şey daha sordunuz bana. Yani kökten CHP'li misiniz dedim. Şimdi burada da tabii ne demek istediğinizi anladınız. Ben ilk defa size de Veli Aksoy'un olduğunu emin olsun ki bu belki benim siyasi cahilliğim olabilir. Oğlu olduğumuzu ilk defa duydum. Evet. Şimdi sonuç itibariyle bir siyasi gelenek var tabii. Ailemizin bir siyasi geleneği var. Yani bu ta 80 öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden başlayıp daha sonra SODEP, CHP, daha sonra tekrar CHP şeklinde devam eden bir siyasi çizgi var. Bu siyasi çizginde bir şekilde biz içindeyiz. Aile olarak içindeyiz. Evet. Yani babam da yıllarca bu siyasi çizgide siyaset yaptı. Milletvekilliği yaptı. Genel başkan yardımcılığı yaptı. MYK üyeliği yaptı. Biz de şimdi Menemen belediye başkanlığı yapıyoruz. Sonuç itibariyle ailenin içerisinde her zaman siyaset vardı. Bu siyasette her zaman Cumhuriyet Halk Partisi siyasetiydi. Sosyal demokrat bir siyasetti. O sosyal demokrat geleneği alarak yola çıktık. Evet. Böyle söyleyeyim. Peki şimdi taş aslında uzaktan gelmiyor. Belki muhalefet partisinden size bu tür eleştiriler, ağır eleştiriler gelse bir nebze şey yapabilir ama parti içerisinden böyle bir eleştiri, daha doğrusu HDP konulan bir isim gibi lanse ediliyorsunuz veya görüyorum ben. Bu sizi üzmüyor. Nasıl parti içerisindeki yani, HDP konu? Partinin elinizde mesela eski belediye başkanı sizin üzerinizden bir şeyler yapmaya çalışıyor, hala varlığını sürdürmeye çalışıyor veya etrafındaki isimler. Sosyal medyada da zaman zaman görüyorum bu paylaşımları. Bu sizi üzmüyor. Elbette sonuç itibariyle aslında sadece benimle alakalı bir husus da değil bu. Yani genel itibariyle belediye başkanlarımıza ya da bir şekilde seçilmiş milletvekillerimize yönelik parti içerisinden dönem dönem farklı sesler çıkabilir. Genel başkana dahi çıkıyor bu. Genel başkanımıza yönelik de oluyor. Aslında burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir belediye başkanını, bir milletvekilini, genel başkanı eleştirebilirsiniz. Ama bunun bir dozajı vardır. Evet. Yani bu dozajı aşmamak gerekir. Sonuç itibariyle burada seçilmiş olan insanlar var. Evet. Bu seçilmiş olan insanlara da bir şekilde saygı göstermek zorundayız. Yani burada milletvekilleri hangi siyasi partiden olursa olsun saygı göstermemek olabilir mi? Evet. Ya da belediye başkanı, yani geçenlerde Isparta'nın bir ilçesine gittik. Oradaki belediye başkanı AK Partili belediye başkanıydı. Oturduk, muhabbet ettik. Yani burada bir ayrı gayrı yok ki. Sonuçta o da seçilmiş, biz de seçilmişiz. Biraz bizim parti içerisindeki yarış, parti içerisindeki yarış, parti dışındaki yarıştan daha kırıcı olabiliyor bazen. Buna dikkat etmek gerekiyor. Zaten genel başkanımız da bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Tek liste, tek aday şeklinde. Bu şekilde devam etmeliyiz tarzında bir açıklama yaptı. Ben de bu fikre katılıyorum. Yani sonuç itibariyle burada bir ideolojik ayrışma yok. Böyle bir durum da söz konusu değil. Tabii Menemen'in kendisine özgü bir takım sıkıntıları, sorunları eğer o anlamda sorduysanız var. Tabii o var. Yani o var ama o da aşıldı. Yani ezber bozmak kolay değildir. Tabii. Ezber bozmak kolay değildir. İnsanların kendi yaşam tarzlarında değişikliğe gitmesi kolay değildir. Hele hele 15 yıl, 20 yıl gibi bir görevde bulunduysanız bu artık bir yaşam biçimi haline geliyor. Evet. Yaşam biçimi haline geliyor ve bu yaşam biçimini devam ettirmek istiyorsunuz. O yüzden uzun süreli milletvekillikleri, uzun süreli başkanlıklar, belediye başkanlıkları aslında doğru değil. Hem şehrin önünü kilitliyorsunuz. Evet. Şehrin önünü kilitliyorsunuz. Hem de bir süre sonra yeni sosyolojik yapıyı algılayamamaya başlıyorsunuz. Yani çözüm üretme noktasında esnek davranamıyorsunuz. Bizim Menemen'deki yaşadığımız aslında temel sıkıntı bu. Evet. Bu koltuklar gelip geçicidir. Bunu artık azmetmek gerekiyor. Bitmiştir. Yeni bir dönem başlamıştır. Buradaki ben de dahil diğer belediye başkanlarımızın önünü açmak gerekiyor. Yani bir çalışsın, bir görelim demek gerekiyor. Ama bunca mücadeleye rağmen, bunca mücadeleye rağmen biz 6 ayda belki de 5-10 yılda yapılacak işleri başardık. Evet, ona geleceğim. Altı aylık bir süreç geçti. Dediğiniz gibi onca tartışmalar, karmaşalara rağmen siz de bir şeyler yapmaya çalıştınız. Neler yaptık bu 6 aylık süreç içerisinde dediniz ya, belki 5-6 senede yapılacak şeyleri biz 6 ayda yaptık. Tabii. Onları da bir açar mısınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa biz seçimleri kazandıktan sonra 31 Mart'tan sonra Menemen Belediyesi'nin 300 küsür tane gayrimenkulü vardı. Evet. Bu 300 küsür tane gayrimenkulün hiçbirisi bizim üzerimize değildi. Hı hı. Hepsi kiraya verilmişti. Hı. Hepsi. Biz gelmeden önce bunlar hepsi olduğu gibi kiraya verilmişti. Biz bunları yeniden geri aldık. Yani bu bir mücadeledir. Yani evet. 174 tane gayrimenkulümüzü geri aldık. Bunlar Tepe Sosyal Tesisleri diye tabir ettiğimiz, hı hı, adı üstünde sosyal tesistir. Evet. Bu dahi kiraya verilmişti. Düşünün artık. Hı hı. Yani sosyal tesis dahi kiraya verilmişti. Biz bunların tamamını geri aldık bu süre zarfında. Hı hı. Ve Menemen Belediyesi'nin bütçesini bu şekilde olgunlaştırdık. Şimdi biliyorsunuz burada bir spor kulübü var. Evet. Bir spor kulübü var. Şimdi bir belediye başkanının görevi bir spor kulübünü şampiyon yapmak mıdır? Yoksa seçilmiş olduğu kente hizmet etmek midir? Evet. Seçilmiş olduğu kente hizmet etmektir. Yoluyla, köprüsüyle, yeşil alanlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla, gençlere, negatif topluma, kadınıyla, genciyle, çocuğuyla, evet, yaşlısıyla hepsine bir şekilde hizmet etmektir. Siz bundan dolayı seçiliyorsunuz. Bir spor kulübünü şampiyon yapmak için seçilmiyorsunuz. Ama biz geldiğimiz vakit şunu gördük ki bir şekilde bir spor kulübü burada kullanılarak bizim tüm mallarımız o spor kulübünün üzerinden üçüncü şahıslara kiraya verildiğini gördük. Yani bu Sayıştay raporlarında da var. Bizden çıkan bir mal spor kulübüne 13.000 liraya gidiyor. Spor kulübünden de üçüncü şahsa 300.000 liraya kiralanıyor. Peki nerede bu aradaki fark? Bu paranın 300.000 liranın Menemen Belediyesi'ne girmesi gerekirken Menemen Belediyesi'nden spor kulübüne 13.000 liraya kiralanıyor. Bu 13.000 lira da gelmiyor. Onu da söyleyeyim. O da gelmiyor. O da yok. O da yok. O da yok. O da yok. Evet. Yani biz bunların hepsini geri aldık. Hı. Ve yeniden kiralarımızı güncelledik. Menemen Belediyesi'nin bütçesini daha iyi, nefes alabilir bir noktaya getirdik. Bu 6 aylık süre zarfında bu ilk hamlemizdi zaten. Çok kısa süre içerisinde aldık bunları. Ve hemen akabinde biz kadınlara, çocuklara ve gençlere özellikle sosyal donatı alanlarında sözlerimiz vardı. İlk yaptığımız iş kadın dayanışma merkezini açmak oldu Menemen'de. Bakın Menemen'de kadın dayanışma merkezi yoktu. Şimdi 2 tane daha geliyor. Evet. Kadın dayanışma merkezi. Bu 6 aylık sürenin ilk icraatlarımızdan birisi kadın dayanışma merkeziydi. Hemen akabinde kreşimizi açtık. Menemen Belediyesi'nin kreşini açtık. Evet. Hemen akabinde aynı şekilde bunu açtık. Ve biz her zaman şunu söylüyoruz. Şehirlerin süliyetlerini bizim düzeltmemiz gerekiyor. Şehrin karakterine uygun olarak düzeltmemiz gerekiyor. Bakın bu 20-25 yıllık süre zarfında kentleşmenin de getirmiş olduğu bir zorunluluk diyelim ya da sonuç diyelim daha iyi olur. Sonuçtan dolayı kentlerimiz kimliksizleşti. Yani karakterlerini kaybetti kentler. O kentlere o karakterleri yeniden sağlamak, yeniden vermek gerekiyor. Bizde Menemen'in bir sevgi yolu vardır. Biz Menemen'in sevgi yolunu altyapı, üst yapı olduğu gibi yaptık. Olduğu gibi. A'sından Z'sine kadar, ışıklandırmasından peyzajına kadar, taşlarına kadar. Sevgi yolunu yaparken bir de şiir sokak yaptık. Dedik ki gençler gelsin burada gitarlarını çalsın, bağlamalarını çalsın, şiir söylesinler, müzik yapsınlar, tiyatro gerekiyorsa yapsınlar, istiyorlarsa yapsınlar. Nefes alabilir alanları açmak anlamında bunları yaptık. 3 tane yerimize halk kütüphanesi açtık. 3 yerimize. Birisi Menemen Meydanı'na, 2 tanesi de köyümüze. 3 yerimize, hı hı, halk kütüphanesi açtık. Durmadık, devam ettik. Emiralem 6 dönümlük. Yine biz gelmeden önce kiraya verilmiş bir yer vardı. Biz gelmeden önce kiraya verilmiş bir yer vardı. Burayı aldık, almakla kalmadık. Burayı genişleterek 6 dönümlük arazinin içerisine engelsiz yaşam merkezi yaptık. Menemen, Emiralem engelsiz yaşam merkezi yaptık. İlk defa İzmir'de bir belediye Büyükşehir Belediyesi'nden bayrak aldı. Evet. Engelsiz yaşamla alakalı. Hmm. İlk defa biz aldık o bayrağı. Açılışında sağ olsun belediye başkanlarımızın eşleri, hanımefendiler geldiler. açılışımızı o şekilde yaptık. Engelsiz Yaşam Merkezi dedik bunun adına. Engelsiz Yaşam Merkezi. Çöp konteynerlarımıza giydirmeler yaptık. Yeşil giydirmeler, çim görünümlü. Aynı zamanda kentimizi boyadık. İşte bu Gediz Elektriğe ait trafoların grafitilerle süsledik. Çok güzel. Kaldırımlarımızı boyadık. O renkli kimliği verelim dedik. Gri değil Menemen dedik. Renkli Menemen. Gri değil, renkli. Bunları yaptık. Ve şu an itibariyle de Menemen'de üst geçitimiz yapılıyor. Biliyorsunuz o siyah beyaz fotoğraflarda efsane üst geçit. Efsane üst geçit Yüksel Çakmur döneminde yapılmış olan üst geçitti. Evet. Konak meydanında. O dönemdeki bizim belediye başkanımız da Kadir Yıldırım'dır. Evet. Selam olsun buradan kendisine. Kadir Yıldırım zamanında, Yüksel Çakmur zamanında bu üst geçit buraya getirildi, yapıldı. Tarihi olarak tabii ben Yüksel Çakmur'u aradım, sordum, dedim hangi tarihlerde kullandınız konakta bunu? Yüksel Çakmur'un biliyorsunuz hafızası müthiştir. Evet, yani çok iyi bir, her siyasetçinin hafızası iyidir ama onun başka bir iyidir. Hatırlayamadım. Kadir Başkanıma sordum, 2-3 tarih aralığını verdi. Demek ki dedim bu İsa'dan önce falan geldi buraya. Yani tarih bile hatırlanmıyor. Yani tarih bile hatırlanmıyor. Tabii bu çok ciddi bir sıkıntıydı. Yani üst geçit sıkıntımız vardı. Biz bu üst geçiti şu anda yıktık. Yerine yeni üst geçit yapıyoruz. Modern, çağdaş, yürüyen merdivenli, asansörlü, Menemen'e yakışır. Bana kimi arkadaşlarım soruyor, diyor ki ya niye Menemen Belediyesi yapıyor da Büyükşehir Belediyesi Karayolları yapmıyor, genelde onlar yapar çünkü. Bakın burada bir üst geçit çökmüş olsa hiç kimse kalkıp demez ki İzmir Büyükşehir Belediyesi yapacaktı, yapmadı, Karayolları yapacaktı, yapmadı. Serdar Başkan diyeceklerdi. Diyecekler, tabii. Zaten buna bir ihtiyaç var. Bu nereden bakarsanız bakın 30 yıllık bir köprü. Evet. Üst geçit. Biz de bunu şimdi değiştiriyoruz. Hayvan barınağımızda özgür hayvan barınağımızda şu anda devam ediyor. Evet. Bunların açılışlarını yapacağız. Kreşimiz, 4 katlı bir kreşimiz şu anda devam ediyor. Kız yurdumuz devam ediyor. Bakın bunları bu kadar süre zarfında yaptık. Evet, yani ben hayretle izliyorum çünkü. Bu kadar süre zarfında yaptık. Yani bölsen yani gün başına düşecek neredeyse yaptığınız hizmetler Sayın Başkan. Yani hayretle izliyorum. Peki Sayın Başkan şimdi tabii göreve gelirken veya bu belediye başkan adaylığı, aday adaylığı döneminde veya diğer zamanlarda herhalde idealinize bir Menemen portresi çizmişsiniz. Evet. Nasıl bir Menemen hayal ediyorsunuz? Bu hayalinizdeki Menemen'i oluşturmak için ne kadar bir süreye ihtiyacınız var? Tabii bunun için ben ilk adaylığımı açıkladığım vakitte adaylık sırasında hep şunu söyledim. Siz bu arada ilk adaylığını açıklayan isimlerdensiniz. Tabii belki de ilkim. Yani, belki de ilkim, doğru. Evet. Biz 2 dönem dedik. İki dönem içerisinde Menemen'i farklı bir noktaya taşırız dedik. Çünkü nasıl bir şey alacağımızı da 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorduk. Zaten bu Menemen'de bilinmeyen bir şey değildi. Evet. Sadece bunun bu kadar kötü olduğunu işin içerisinde 31 Mart'tan sonra fark ettik. Ama burada serzenişte bulunmaya falan da gerek yok. Biz işimize bakacağız. Biz işimize bakacağız. Halkımıza biz iş üreteceğiz. İş yapacağız. Şimdi 2 dönem Menemen'i ciddi bir noktaya taşımak için yeterli bir süredir. Evet. Benim Menemen'deki Menemen'le ilgili düşüncem şu. Zaten bizim bir sloganımız var. Seni çok seviyorum Menemen diye. Evet. Menemen'i daha yaşanabilir hale getirmemiz lazım. Kışın Menemenli nefes almak istediği vakit Karşıyaka'ya gider. Yazın da Foça'ya gider. Evet. Nefes almak istediği vakit. Ya da hoş bir zaman geçirmek istediği vakit buralara gider. Ne zaman biz Menemen halkının Karşıyaka'ya veya da Foça'ya gitmesinden ziyade Menemen'de olmasını sağlarız, o zaman başarıya ulaşmışız demektir. O zaman başarıya ulaşmışız demektir. Bunu yapmak için de sosyal donatı alanlarına bizim ihtiyacımız var. Evet. Kreşinden dayanışma merkezlerine, restoranına, oteline gibi. Büyük bir sineması var mı buranın mesela? Şimdi şöyle, Menemen'in büyük bir sineması aslında bizim ilk gençlik yıllarında, çocuk yıllarımızda falan bizde burada sinema kültürümüz vardı. Evet. Sonra bu sinema kültürü bitti. Bir tane kapalı sinema salonumuz var. Fakat biz gelmeden önce de buradaki sinema salonundaki makinenin ana beyin kartları alınmış vaziyetteydi. Şu anda çalışır vaziyette değil. Çok da ciddi bir paraya ihtiyaç var bunun için. Şu anda orayı da düzenliyoruz ama. Yani şimdi o ilginç, yani o makinenin beyni kim alıyor ki? Yani şaşırıyorum, kalıyorum. Bilemem. Bilemem, onu bilemem. Hayretle karşılıyorum bunu. Onu bilemem. Yani onların peşine düşmeye kalkarsak o işin altına da kalkamayız. Evet. Şu anda sinema salonu o beyin şeyleri, kartları tabii şu anda atıl durumda. Biz de orayı şu anda toparlamaya başladık. Yani toparlayacağız orayı da. Şunun için sinemayı sordum. Şimdi aşağıda bu işte kültür merkezinin önünde bir sürü gençler var, şeyler var. Onların da böyle bir şeylere ihtiyacı var. Kültürel yönden de Menemen'in bazı şeylere ihtiyacı var diye düşündüğüm için ben sinemayı konuşmaya. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz sinema tabii işin kültürel boyutlarından bir tanesi, sadece. Tabii. Şimdi tiyatro, konser anlamında biz şu 6 aylık sürede çok fazla konser, festivaller düzenledik. Bakın 6 aylık sürede yaptıklarımızı anlatalım. Emiralem Çelik Festivali dedik. Emiralem Çelik Festivali. Ulukent Yağlı Güreşleri. Biz organize ettik, biz yaptık. Bozalağ'ın İncir Festivali dedik. Evet. Ve bunların da çok ciddi şekilde reklamlarını yaptık. Koyundere Köylü Pazarı dedik. Çaltı köyümüzde Yörük Festivali yaptık. Evet. Menemen'in içerisinde 9 gün boyunca 9 Eylül Kurtuluş Şenlikleri yaptık. Evet. Buralarda Tolga Çandar'ından tutun, Rumeli türkülerine kadar, Ege türkülerine kadar, kardeş türkülere kadar insanlar geldi. Tabii farklı farklı müziklerin de olduğu, tarzların da olduğu ve bu süre zarfında bir günümüzü sadece 9 Eylül festivalleri sırasında bir günümüzü sadece çocuklara verdik. Çocuk korteji oluştu, çocuklar yürüyüş yaptı, konser çocuklara özgü oldu, drama çocuklara özgü oldu. Ve bu sırada da panellerimiz oldu. Menemen'de hep diyoruz ya, nefes alabilir alanları üretmek gerekiyor. Menemen'in sanatla buluşması gerekiyor. Sanat da aynı zamanda, evet, işin bir sosyolojik boyutu vardır ama sanat bir kalkınma modelidir aynı zamanda. Evet. Yani sanatsal faaliyetler bir kalkınma sembolüdür de bunun üzerinden. Biz bu 6 aylık süre zarfında bunları da yaptık. Amaç burada Menemen halkı akşam olduğu vakit evine gitmesin, gelsin meydanda müziğini dinlesin, şiirini dinlesin. İsteğimiz bu. Evet. Bir de Menemen deyince tabii şu anda içinde bulunduğumuz Kubilay'ın da rahmetle anıyorum orada şehit olanları da. Kültür merkezinde de gördüm, arkadaşlar bayağı engameli bir çalışma yapıyorlar ama Kubilay'ın dışında Menemen'de biliyorsunuz bir testicilik var. Bunların gelişmesi açısından Menemen'in bu isimlerle, bu atadan kalma değerlerle ön plana çıkması için bir çalışmanız var mı? Tabii. Şimdi teşekkür ederim bu soru için. Şöyle söyleyelim. Evet. Menemen'de testisi, yoğurdu, ıspanağı, çileği, pamuğu, inciri, üzümü. Yani Menemen Ovası'nda 2 tane şey yetişmiyor. Sadece çayla muz yetişmiyor. Evet. Geri kalan her şey yetişiyor. Yani Gediz Ovası'nın bereketli topraklarının bulunduğu. Tabii. Alüvyol toprak burası sonuç itibariyle. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Biz burada şunları yaptık. Mesela demin sayarken Emiralem Çilek Festivali. Evet. Bozalan İncir Festivali. Koyundere Köylü Festivali dedik. Şimdi biz dikkat edecek olursanız Menemen'in içerisindeki belli yerlerde testiler yoğunlaşmaya başladı. Testileri ön plana çıkartmaya başladık. Bir tanesi de hemen şurada bizim yeni yaptığımız kocaman bir testi. Menemen'in çıkışında bir testimiz var. İçeride testimiz var. Testilerle Menemen'imizi süslüyoruz. Bu bir şekilde Menemen'in karakterini de yansıtan bir ürün testi. Şimdi Kent 2'nin girişindeki bir bölgemiz var. Biz bu bölgemizi bir regresyon alanı olarak dizayn ediyoruz. Burada bungalov evler olacak. Bu bungalov evlerde mandıralarımıza ve testicilerimize vereceğiz. Burası bir regresyon alanı. İnsanların Karşıyaka'dan, Bornova'dan ya da güney kesimden gelirken ben hemen içerisine girdiği vakit genel tarz şudur: hemen şuradan çıkayım, Foça'ya ya da işte Ala'ya gideyim tarzıdır. Şimdi biz de burada insanları oraya çekip o regresyon alanında testisiyle, efendime söyleyeyim, yoğurduyla, zeytiniyle, peyniriyle, çocukların oyun alanlarıyla birlikte böyle bir alan oluşturuyoruz. Oradan gelen insan Menemen'in içerisinden hızlı bir şekilde gitmesin. Evet. Gelsin burada otursun, kahvaltısını yapsın, yemeğini yesin. Hı hı. Hoş bir zaman geçirsin. Evet. Boş vaktini burada değerlendirsin şeklinde, boş vaktini orada değerlendirsin şeklinde bir projemiz de var. Hı hı. Onu da gündeme aldık, onu da yapacağız inşallah. Peki bir de deveciler var. Deniliyor mu? Menemen deyince... Hala daha vardır devecilerimiz bizim. Ha. Hala daha vardır. Yani ben de deveci yörüyüm. Onu da söyleyeyim. Yani onların mesela daha çok ön plana çıkması için böyle çalışmalarda var. Şimdi şöyle, oradaki olayımız şu. Yani testinin olduğu, yoğurdun olduğu yerde ha, zaten devenin olmaması mümkün değil. Tabii. O da bir yörük kültürüdür. Ha. Bu yörük geleneğini sürdürmenin yollarından birisi, biliyorsunuz bu Türkelli bölgesinde hı, yapılırdı. Deve güreşleri evet, yapılırdı. Geçmişte yapıldı. Hı. Uzunca süre yapıldı. Ama son dönemde bunlar yapılmadı. Şimdi burada bir açmaz var. Açmaz şu. Hayvan hakları. Şimdi deve güreşini yaparsanız buradan bir tepki alacaksınız. Evet. Yapmazsanız gene tepki alacaksınız. Evet. Yani hani iki tane baba, iki tane çocuk evet, annesine diyor işte, İkisi de çiftçilik yapıyor. Birisi diyor yağmur yağarsa anam ağlar diyor. Evet. Bugün diyor. Ötekisi de diyor yağmur yağmazsa anam ağlar diyor. Evet. Annesi de dönüyor ki ben her şekilde ağlayacağım diyor sonuç itibariyle. Şimdi burada biz bu deve güreşini yaparsak ayrı bir dert, yapmazsak ayrı bir dert. Buraya bir alternatif bulmamız lazım. Bunu da bir şekilde ortaklaşarak gene çözmemiz gerekiyor. Ama yine bir o kültürü yaşatmak anlamında. Tabii biz bakın mesela ravan at yarışı yaptık. Ha. Menemen'de evet, ilk defa federasyonla birlikte, evet, bakın federasyon çok önemli. Federasyonla birlikte Rahvan at yarışını yaptık, düzenledik. Evet. İlk defa. Daha önceden Rahvan at yarışları yapılıyordu. Fakat sadece o bölgedeki hı hı, atı olan, işte bu işe hevesli evet, ya da çevre bölgelerde bu işe hevesli olan insanların gelip katıldığı, hı hı, bir standardın olmadığı bir evet, at yarışıydı. Rahvan at yarışıydı. Evet. Biz bu dönemde bunu bir standartize ettik. Evet. Ne yaptık? Federasyonla birlikte ortaklaşarak Rahvan at yarışlarını düzenledik. 210 tane atımız katıldı buraya. Hı hı. 210 tane. Bu yörük kültürünün de bir şekilde yansımasıdır. Evet. Karşılığıdır bu at yarışı. Hı hı. Çünkü Rahvan ismi, evet, Menemen'deki Rahvan at yarışı diyoruz ya, hı hı, Rahvan isminin ilk geçtiği yer Orhun abideleridir. Hı. Orhun abidelerin üzerine Kutat Kubilay'ın bir sözünde geçer Rahvan at ismi. Yani düşünün ki yüzyıllar öncesinden bahsediyoruz. Yani 1000 yıla yakın bir süre geçmiş. Hı hı. Oradan gelen bir kültür bu. Bu kültürü yaşatıyoruz evet, Rahvan at yarışlarıyla birlikte. Evet. Başka bir hedefiniz var mı Sayın Başkanım? Programda yavaş yavaş... Benim hedefim şu, tabii bu saydıklarımızı yapacağız. Yaptıklarımızı zaten anlattım. Hı hı. Yapacaklarımız da var. Ama esas olan nokta Menemen'de garaj sorunumuzu çözeceğiz. Evet. Biz yeni bir garaj yapacağız. Yeni bir terminal yapacağız. Menemen'e bunu kazandırmak zorundayız. Hı hı. Çünkü aşağı yukarı 50 yıla yakın bir süre önce, Allah rahmet eylesin, İlham-ı Gürsoy evet, döneminde yapılmış bir yerdir bu. Ve 50 yıla yakın bir süre geçmiş, yarım asır geçmiş. Yarım asırdır halen daha biz bu garajı kullanıyoruz. Daha doğrusu kullanamıyoruz. Şimdi bu garajın hem yerini değiştirmek, çağdaş bir garaj, terminal binası Menemen'e kazandırmak ve mevcut şu anki garajın olduğu alanı da rentable bir şekilde kullanmak gerekiyor. Rasyonel bir şekilde kullanmak gerekiyor. Bunun projelendirmelerini yaptık. Bugün saat 6'daki toplantıda aşağıda bir toplantı yapacağız. Tüm muhtarlarımızı ve STTK temsilcilerini davet ettik. Bu projelerimizi kendileriyle paylaşacağız. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bize ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bugünlük de programımızın sonuna geldik. En güzel günler sizlerle. Abi biraz geri alabilir miyiz? Evet abi, hep beraber alın sizden. Biraz geri alalım abi. Biraz geri alalım. Sonra yesinler. Sonra yesinler. Kabul ettirdik. Erkan abi. Azıcık geri kaçtan 20 başkanlık gitsin. Bizim ovamızda zehirli hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Hiçbir şey yoktur. Ve dikkat edeceksiniz, ıspanakla ilgili zehirlenme haberleri İstanbul, Düzce, Tekirdağ gibi bölgelerden geliyor. Trakya bölgesinden geliyor. Ispanağın en fazla üretildiği yer Menemen. Menemen'de bir tane zehirlenme vakası var mı? Bir tane bile zehirlenme vakası yok. Eğer Menemen ıspanağından kaynaklı bir şey olmuş olsaydı, her şeyden önce bizler burada Menemenliler olarak zehirlenirdik. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Burada zehirlenme vakaları Menemen'in çok uzağında İstanbul, Tekirdağ bölgesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla biz burada hem Sayın Bakanımızdan hem hükümetimizden Menemen ıspanağına sahip çıkmalarını istiyoruz. Daha fazla sahip çıkmalarını istiyoruz. Biz Menemen Belediyesi olarak Menemen çiftçisinin, üreticisinin arkasındayız. Menemen olarak, Menemen halkı olarak çiftçimizin arkasındayız. Ve çiftçimizin bu süreç içerisindeki yaşamış olduğu tüm sıkıntıları göğüsleme noktasında inşallah hep birlikte yan yana olacağız. Ziraat Odası yönetimimizle birlikte.